Ve şimdi tüm ünlüler gibi benim de dikkat ve merakla izlediğim Şıklar Rüküşler Köşesi'ne devam ediyoruz programa. Bu hafta hangi ünlü hanımlar nasıl yakalanmış? Kim şık? İnşallah arkadaşlarım yoktur. Kim rüküş seçilmiş? Ben de izleyeceğim. Benim kıyafetim de değerlendirebilirsiniz tabii ki ama birazdan bana da sürprizler varmış. Hepsini göreceğiz. Ama şimdi tehlikeli bir bölüm. Bana mesaj atan arkadaşlarım alır ama bazıları şık, bazıları rüküş. Hayat böyle. İzliyoruz. Sen ki Yasemin modayı değil, modacılara kendini takip ettiren kızdın. Teşekkür ederim. Sen ki Yasemin milyonların takip ettiği kızdın. Hani bak mümkün değil tabii ki de. Sen giyinince güller açardı modacıların gözünde. Sen de benim kalbimi küt küt attırmaya başladın. Ama sen gittin kendine neler neler ettin böyle ey Yasemin. Sen artık her hakkın eseni yapamazsın. Neymiş efendim vitrinler şu sıra ekoseli ekoseli böyle büyük amca büyük dede ceketleriyle dolmuşmuş. Dolsa ne yazar dolmasa ne yazar. Buna çok şaşarım. Moda değil kendine yakışan önemli değil miydi Yasemin? Seninle bu meseleyi biz böyle konuşmamış mıydık Yasemin? Neden yapıyorsun bunu? Sinirlerimi bozmak için mi? Yasemin Özilhan'ın o gece üzerinde ekoseli ceket var. Bedeni 1, 2, 3 değil 4, 5, 6 beden büyük üstelik de. Çubuk dillerden kızımız kaybolmuş gitmiş içinde. Nedir bu haliniz? Ne tarzına ne fiziğine yakışmış. Erkek ceketi giymek de neyin nesi üstelik de böylesine büyüğünü. Ve sonra da bunun adına gençlik diyorsunuz öyle mi? Altında ceketin devamı bir yine etek var. O ayrı bir komiklik abidesi. İçindeki bluz çok sıradan. Bit pazarına gitsen alırsın 5 liradan. Kimse para vermiyor ki. Botlarına gelince ya da hiç mi gelmesen çünkü ağır konuşacağım sinirlerim bozuldu fena halde. Soracağım sadece Yasemin'e bu ne? Yolun sonu tımarhaneye çıkacak bu gidişle. Çıldıracağım. Makyaj değil. Yaramaz çocuklar gibi boyamış yüzünü gözünü. Saç değil öyle çektirmiş olmak için çektirmiş. Yalandan bir fön. Yıka çık yapmış dışarı çıkmış. Saçlarını yolacağım vallahi. Uzun sözün kısası 10 üzerinden 1 ile haftanın baş rüküşü Yasemin Ergen'e. Yani yeni soyadıyla Yasemin Özilhan. Bu ceket ve bu tarz bu gece rüyama girmezse iyidir. Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi. Çok rüküsün rüküsün. Sevgili Betül Demir sana soru 1. Nereden aldın bu patlıcan moru nesneyi? Ay üzülmeyin mor da yakıştı size. Dalında fazla kalmış morarmış da morarmış patlıcan moru saten bedenini saran bir nesne var üzerinde. Nesne diyorum çünkü ben bunu herhangi bir kıyafete benzetemedim. Bunu böyle bilin. Ve Betül Demir soru 2. Yalvarıyorum sana söyle bana para vermedim. Üste para verdiler o yüzden giyiyorum de. Alayı fason bunların ya. Alayı yalan dolan ya. Betül Demir işte 3. soru. Sırtını tamamen açmanın nedir manası? Sırt güzel olmaya mı karar verdin? Gayen nedir senin? Hele hele ön tarafa gelince bay bay. Vay oradaki dekolte değil. Neyse. Sen bugüne kadar sesinle var oldun Betül Demir. Şarkılarınla var oldun Betül Demir. Bu kadar iddialı dekolteler varsa eğer bir sevgilin çocuğu delirtir Betül Demir. Allah'ım sen bana sabır be. Kıyafetin alt tarafına gelince belden oturan aşağı doğru İspanyol paça şeklinde genişleyen kat kat kesimlerle sözüm ona süslenen etek kısmı eh işte dedirtiyor. Boş boşuna parçalamış kendini. Boynuna taktığı zarif pırlanta güzel lakin o kadar iddialı dekolteler seçmiş ki kız kolye molye görmüyor gözler. Yani görmüyorum yani. Saçların bakımlı şampuan reklamında oynamış gibi özenle bakımı yapmışsın. Makyajın kıvamında ama hiç kusura bakma o üzerindeki patlıcan moru kıyafetinle milleti sinirden patlatacaksın. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. İstemiyorum. 10 üzerinden 1 aldın bizden ve haftanın başaltı rüküşü oldun. Hayaller hayatlar tabii. Çetin Türkmen. Kız bıcır bıcır, kız cıvıl cıvıl. Ama gelin görün ki kız zevksiz. Kızda zevkin Z'si de yok, E'si de yok, V'si de yok, K'si de yok. Çok yazık. Kıyafete geçeceğiz geçmesine de önce şu saçlarına edelim iki kelime. Ya kızım nedir bu hallerin? Ne alaka bukle bukle kıvır kıvır saçlarının renginin durumu? Bak bana öyle abuk sabuk saç stilleri yapma. Sözde sen imaj yapacaksın diye bizim göz zevkimizin bu kadar içine limon suyu sıkmanın ne alemi var? Hoştu eski saç tonların bu rengini açtırma işi de nereden çıktı? Neden bana sormadın? Neden beni aramadın böyle işlere kalkıştın? Çekeceğim kulağını ilk gördüğüm yerde. Müsaadenizle döveceğim hocam.
yapacağım. Gelelim kıyafete. Orası ayrı bir facia. Neyin matemini tutuyorsun? Ne bu evde kalmış dul teyzeler gibi kararman karalara bürünmenin manası ne? Ben de anlayamadım neler olduğunu. Davete mi katılıyorsun? Cenaze merasimine mi? Mini mi, midi mi, maxi mi belli olmayan etek boyun nasıl havada kalmış öyle? Bacaklarını topçu bacağı gibi göstermiş. Güzelin fiziğini harcamışsın 25 kuruşluk bozuk para gibi. Yardıma ihtiyacınız olsa gerek. Danteller, file detayları alaturkalı katmış sana. Hiç yakışıyor mu bunlar yaşına başına? Benim kafamı bozmayın vallahi. Hepinizi ayağımın altına alır burada. Ayağında yine ninesinden hatıra bir kundura. Nasıl klasik bir ayakkabıdır onlar. Bir tekme diyor şeytan. Takılarına makılarına hiç girmeyeceğiz. Seni daha fazla üzmeyeceğiz. Bu köşeye bu ilk girişin son girişin olmasın. Acil toparlan. 2 hafta sonra tarzını yakala. Yaşına başına dön çık karşıma. Tamam bırak. 10 üzerinden 2 notu. Rüküşsün. Yıkıl karşımda. Çok rüküşsün, rüküşsün. Sevgili Deniz Seki, çok emek verdim sana, çok çok anlattım. Tüy kalmadı dilimde. Beni tam anladığını sandım ama anladım ki sen beni yanlış anladın. Yardım etmezsek bütün hayatı sönecek, kuruyup gidecek. Ah Deniz, ah vah Deniz, vah. Yıllar geçtikçe toparlayacağına daha bir rüküşleşiyorsun be kızım. Bu ne hal be kızım? Dilimi tüysüz bıraktın, saçlarıma karlar yağdırdın. Saçların atmak olmuş. Şimdi kıyafeti inceleyelim diyeceğim ama oradan baktım olmadı, şuradan baktım olmadı, yandan baktım hiç olmadı. Çevirdim görüntüyü, ters yüz ettim, bir daha baktım. Olmadı. Ne desem bu kıyafete diye düşündüm, söyleyecek laf literatürümde kalmadı. Bana bak, sen çekilip gitsene bu evin önünden. Lila straplez göğüs kısmına oturan, kenarları taş işlemeli olan, belinin sağ ve sol tarafı aşağı doğru bollaşarak inen saçaklı kıyafet, Deniz Seki'nin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 değil 15 beden büyük. Ya bu şişman mı gösterdi beni? Elbisenin bolluğu yetmezmiş gibi bir de üzerine pelerin almaz mı? Yani şu ahaliye gülmeyin lütfen desem beni dinlerler mi sence? Kollarını kaldırdığında ortaya çıkan görüntü Deniz Seki Hazerfan'a özendi dedirtiyor. Yani bıraksanız Galata Kulesi'nden kanatlanıp uçacak Üsküdar'a doğru. Kendini kutsanmadı. Bu arada al al yaptığı yanakları yaramaz çocukları anımsattı. Makyaj yapmamış, yaramaz çocuklar gibi yüzünü gözünü boyamış. Saçlara gelince çok dağınık. Fön çektirmeye bile üşenmiş kız. Saçlarına didik didik yolarım. Yani 10 üzerinden 1 bile etmez ya bu kıyafetin adının namına şanına uysun diye 2 veriyorum ama hiç kusura bakma, hiç yalvarma, rüküşsün bu hafta. Kendimi saldım, beni sorma, unuturum inşallah. Çok rüküşsün, rüküşsün. Tamam kızım, anladık, zayıfladın, yemedin, içmedin. Evet. Tamam kızım, botoksların motoksların taze, yeni yaptırdın. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tamam, doğuştan var bir altyapı, güzel kadınsın. Çok teşekkür ediyorum. Hepsine eyvallah da bu kadar gözümüze sokmana gerek var mı dekoltelerini? Sakın! Bana sakın 5 metreden yakın yaklaşma. Aramızda görüşüyoruz. Yaşın oldu artık 43. Medeni cesaretini tebrik ediyoruz. Etmesine de abartmışsın be kızım. Abartmışsın. Fena abartmışsın. Dekoltelerini sağa sola saçmışsın. Tövbe estağfurullah. Derinler derini bacak yırtmacının altına giydiği hadise çorapları durumu nispeten toparlasa da dediğimiz gibi bu kadar derin bir yırtmaç. Gördün mü, kaç kızım, kaç. Yoksa bitmez seninle yaptığımız maç. Kafanı çalıştır biraz. Sadece yırtmaç mı? Yırtmaç şimdi ekrana getireceğimiz dekoltelerin yanında, solda 0. Bilhassa kostümlerinin dekolte olması şart. Kırmızı şifon bir elbise giymiş kız. Zaten strapless kesin, bir de böyle göbeğine kadar inen göğüs dekoltesi ne kadar ilgisiz olmuş. Tam üstünde saksan, vur beline kazmayı. Belinde kırık ayna parçalarından derleyip kullandığı aynalı kemer gereksiz olmuş. Kimse sana söylemedi mi kızım kırık ayna uğursuzluk getirir diye? İşte ilk uğursuzluk. Rüküş yaptırdı bak seni. Boşuna harcadınız saatlerinizi. Gümüş rengi pabuçlar jetkillerden emanet alınmış. Hiç zarif değil. Kıyafet bu aksesuarlarla ve abartılı dekoltelerle maalesef olduğundan çok daha ucuz görünüyor. Yaksa millet bayram feneri görsün. Toprak renklerindeki makyajı sade, hoş. Balyajlı kumral saçlar senin artık tarzın olmuş. Havalı. Ama hepsi o kadar. O kadar. 10 üzerinden 2 ile binette rüküş bu hafta. Beni öldürüyor, kendisi yaşıyor. Geçen hafta Hande Yener'in kıyafetini ekrana getirmiştik böyle ve yorumları da Demet'e bırakmıştık, işte böyle. Bana bir çıldır geliyor yani. Ay yok, hiç çok gereksiz. Evet, gülme komşuna gelir başına. Şimdi Hande Yener gülecek sana. Sevgili Demet, günlerce yemedin içmedin, uçaklara bindin. Saatlerce uçtun, jetlaklar metlaklar oldun.
okyanusları aşın ta Amerikalara gittin. Amerika. Gittin de oradan ala ala aha da bu soba borusu görünümlü taşlı tuşlu çizmelerimi aldın. Ay çok komik. Hani size. Çok, bak kankan Hande gülüyor sana bıyık altından bıyık altından. Disko topundan bozma çizmelere, taşlı tuşlu çizmelere bir de pamuk elini cebine atıp 35 bin lira saymışsın. Hande Yener de çok bozulmuştu bu işe. Ben böyle 100 bin lira hiçbir şeye veremem. Çizmeleri aldı da iş bitti mi? Biter mi sevgili seyirciler? Hayır! Bu 35 bin liralık çizmeleri kalkıp müden önceden kalma kıyafetlerin altına giyecek hali yoktu. Değil mi Hande? Tabii. Gitmiş bir de üzerine özel kıyafet diktirmiş. Keşke diktirmez olaydı da müden önceden kalma kıyafetlerde ısrarcı olaydı. An itibariyle ile ekranda olandan inanın çok daha tarz ve moda. Bak Hande Yener gülüyor yine sana. Şu görüntüye bakınız. Boğazlı kolsuz siyah bir elbise elbisenin yaka kısmına Gümüşçüler Çarşısı'nda hususi yaptırdığı çizmenin taşlarıyla uyumlu bir emanet yaka var. Ne diyorsun bu duruma Hande abla? Gülersin tabii. O da sana gülmüştü 2 hafta önce değil mi? Neyse gide çizmelerine uysun diye 2 tane cep yaptırmış siyah kıyafetinin kenarlarına. Nasıl emanet, nasıl emanet duruyor sormayın. Yalan mı sevgili Hande Yener? Kankine 2 kelime ediver. Boynuz kulağa geçti. Çizmelerin tamam pahalı ve havalı ama keşke sosyal medyanda kalsaydı. Hiç üzerine giymeseydin be ablacığım. Madem kombinleyemeyecektin bu eziyeti bize niye ettin? Numara yapıyor bence. Ha çok da üzülme ama. Bu çizmeler bir tek sende değil herkeste emanet duruyor. Bak sözde dünya starı Rihanna'da da var aynından. O da kombinleyememiş senin gibi. Hande sana gülüyor sen de lütfen gül Rihanna'ya. Neyse 35 bin liralık çizmede para etmedi. Demek bu halleriyle yine gözümüze giremedi. Onun üzerinden 3'te sen de rüküşsün bu hafta. Bittim gözün aydın. İşte aranan şık bulunmuştur. Buyurun karşınızda kanatsız melek Meryem Uzerli. Vallahi Allah senden razı olsun kardeş. Oynadığı filmin galasına mı gitmiş? Önümüzdeki 200 sene içinde gerçekleşecek nikahının provasına mı gitmiş belli değil. Ama belli olan şu ki beyazlar içindeki Meryem Uzerli çok ama çok şıktı o gece. Ne esmerde ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında. Aradığım her şey onda. Sarışınım sarışınım. Beyaz saten tuvaletinin içinde bir kuğu gibiydi Meryem Uzerli. İnce ip askılı öykülü göğüs dekoltesi kıvamındaydı. Gerçi sırt dekoltesini biraz fazla abartmış ama kıza yakışıyor. Kız ne yapsın değil mi? Sana da böylesi yakışır artık. Balık model tarzındaki tuvaleti hanımefendinin formundaki bedenini sımsıkı sarıyor. Gram fazlası yok, eksiği yok. Ben o kıza bayılıyorum. Bu arada gram fazlası yok dedik ama pardon ya şimdi fark ettik. Hafiften bir ayva göbek salmışsın Meryem, bizden duymuş olma. Şu göbeği çabuk toparla erit. Nasıl üzüldüm yazık. Gelelim saça başa. Kumsal sarısı saçları yine çok havalı. Ön taraftan sarkan küçük bukle masumiyet katıyor kıza. Bravo, tebrik ederim. Makyajı ölçülü. Toprak tonlar beyaz tenli kızı açmış. Parmağındaki tek taşı göz kamaştırıyor. Bülent Ersoy görmesin seni bir tenhada alır elinden o tek taşı vallahi. O kadar havalı yani. Öyle mi? Evet. Peki o zaman. Neticeye gelince Meryem Uzerli beyazlar içindeki bu sade ama tarz kıyafetiyle haftanın en şık kızı oldu. Notu mu? 10 üzerinden 8. Ayarı yok harbi 40 yılda bir.